Uykusuzluğun bize nelere mal olduğunu biraz da konuşalım. Sarı konumuz 15 dakika ve nöroloji profesörü Doktor Zeynep Pelin Geldi stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neden uyumak zorundayız? Uyurken vücudumuzda neler oluyor? Şimdi hep şey diye düşünüyoruz. Yani e, vücudumuz dinlensin ve ondan sonra sabahleyin dinlenmiş uykumuzu al, almış kalkalım diye düşünüyoruz. Aslında baktığınız zaman gün 24 saat. 8 saatini uykuda geçiriyoruz, 16 saatini e, uyanıkken geçiriyoruz. Aslında o 16 saati geçirebilmemiz için gerekli bir süre 8 saat. E, uykunun içerisinde siz sabahleyin kalktığınızda güne hazır olabilmeniz için, günlük faaliyetlerinizi yerine getirebilmeniz için bir dinamizme ihtiyacınız var. Çünkü sabah kalktığınız zaman enerjik oluyorsunuz ama akşama doğru enerjiniz giderek bitiyor. O enerjiyi tekrar yerine koymanız lazım. Hücreleriniz saba, sabahtan akşama kadar birçok zararlı etkiyle karşılaşıyor. İşte ışıkla karşılaşıyor, radyasyonla karşılaşıyor. Yıpranan hücreleriniz oluyor. Onların yeniden yapılması gerekiyor. Yani bir tamir işi var. Tamir işi var. Ee, gün içerisinde bir sürü bilgiye maruz kalıyorsunuz. Soner Bey bir şey söylüyor, siz bana bir şey söylüyorsunuz. Ee, etrafta farklı ışıklar var, cisimler var. Bunları bütün gün boyunca biz biriktiriyoruz. Bunları hafızamızda eşleyerek diğer bölümleri aktarabilmemiz için de uykunun rüya dönemi adını verdiğimiz bir dönemi var. Ona ihtiyacımız var. Dolayısıyla gecenin başında vücudumuzu dinlendire dinlendire gidiyoruz. Sabaha doğru da hafızamızı yenileyip güne dinç ve dinamik olarak uyanıyoruz. O yüzden günümüzü yaşayabilmek için, günü sağlıklı yaşayabilmek için, sağlıklı bir psikolojimizin olabilmesi için, dikkatimizin, konsantrasyonumuzun iyi olabilmesi hı hı. için bizim o Karanlıkta geçirdiğimiz süreye ihtiyacımız var. Lüks bir süre değil Şimdi o süre. Şimdi bu 8 saate şöyle biraz takılıyorum. Bu programın başından beri aslında genetiği bir şekilde konuştuk. Beslenmeyle ilişkisini konuştuk, obeziteyle ilişkisini konuştuk. Herkes için geçerli mi bu 8 saat? Herkesin de genetik birleşimi farklı olduğuna göre acaba daha az Yok uyarak mu? da aynı? Herkes farklı. değil. Herkes Nasıl değil. bileceğiz? Yani bu bizim nasıl hissettiğimiz mi alakalı? Hayır değil, tabii ki değil. Şimdi ee, insanlar üç gruba ayrılıyor. Bunların çoğu 7-8 saatlik uykuyla gerçekten sabahleyin dinlenmiş, uykusunu almış olarak kalkan bir grup. Çoğumuz öyleyiz. Bir grup var, daha küçük bir grup. O grup 6 saat ve altında uykuyla sabahleyin dinlenmiş ve uykusunu almış kalkıyor. Bunu özellikle söylüyorum. Nereden bileceğiniz dediğiniz hı hı. sorunun cevabı sabahleyin. Öncesinde uykusuz kalmadıysanız yani tatildesiniz, alarmınızı kurmadınız, kendiliğinizden uyandığınız ve kendinizi dinlenmiş hissettiğiniz süre sizin uyku sürenizdir. Bu bazı kişiler için 6 saat ve 6, çoğumuz için 7-8 saat. Çok şanssız bir grup var 10 saat ve üstünde bir uykuyla dinlenmiş ve uykusunu al evet. almış kalkıyor. Bence Dolayısıyla 3 grubuz. Ee, ama ortada toplanan kısım daha yüksek hmm, oranda evet. bir kısım. Bizim o zaman alarm kurmadığımız zaman kendi kendimize uyuduğumuz uyku, bizim ihtiyacımız olan uyku evet. saatini Önce, gösteriyor. Öncesinde de uykusuz değilsin. Öncesinde de uykusuz değilsin. Evet. Hmm. Bu şartlarda, yani günümüz koşullarında galiba e, çok mümkün değil tabii. Çoğunuz eksik uyuyor diye, evet. diye düşünüyorum. Kalkarken zorlanıyor muyum? Çok kısa bir an kalkıyorum, sonra da gayet iyiyim diyorum. Hı -hı. Ama o alarm çalmasa uyanmam. Yani bıraksanız belki 7-8 saat evet. uyuyacaksınız ama tabii işiniz gereği çok yoğun çalışmanız ve tempolu çalışmanız gerekiyor. Dolayısıyla o uyku saatlerini biraz kısık da tutmak gerekiyor. Yani dönem dönem de bu uykuyla ilişkimiz değişebiliyor. Var mı sizin uykuyla bir probleminiz Sanar Bey? Yok o kadar problemsiziz ki artık. İletişimimiz in, yok diyorsunuz. so manyak <laughs> durumunda diye tanımım Gerçekten var. Gerçekten mi? Tabii canım ben... Uyumuyor musunuz? Yıllarca hiç uyumadım. Yıllarca. Nasıl? Bayağı bildiniz. Tedavi üç, üç, oldunuz mu? Ooo her şeyi denediler hocalarım üstümde. Her türlü ilacı içmişliğim var. <laughs> Yeşili kırmızısı filan diyeyim anlayın. Böyle İşte Mesela süre. bu aşamaya geldiği evet. zaman da aslında biraz da uykuyla ilişkimiz tehlikeli boyuta geliyor. Yani böyle hava karardığı zaman ve uyku vakti geldiği zaman eyvah yine uyuyamayacağım sıkıntıları başladığı zaman işte iş, işin içine ilaçlar giriyor, yeşilleri giriyor, kırmızıları giriyor. İnanın ki ama şöyle bir şey söyleyeyim yani ben tedbiren söyleyeyim bunu hani yanlış bir mesaj. Hı, hı Halk adına konuşuyorum ya burada o şeyim reaktörüm ben. Ondan sonra şey e, ben sağlığım, kalp sağlığım, damar sağlığıma zararlı olacak diye bu ilaçları bana yani daha çok kardiyolog ve benzeri arkadaşlarımız, dostlarımız verdi. Yani ben uykusuzluktan hiç şikayet etmedim. Böyle de bir arızam var. Gece çalışıyorsunuz çünkü. çünkü gece çalışıyorum. Hayır, işim olmadığında da gece uyumamaktan çok mutlu olan bir insanım. Sabaha kadar işte yardımcım yanımda bilir, evde bir zangoç dolaşıyor. Hacı yatmaz. Peki, bu da bir genetik bir hiç, yapı. Hiç, e, uykunuz gelmiyor mu böyle zamanlarda? Hayır bir süre hiç gelmemiş. Şimdi şahane bir şekilde Topar uyudum. Toparladınız mı? O kadar değil canım yani o şeyin alt gruptayım. Altı saat ve altı. <laughs> o gruptayım. Ama belki ihtiyacınız olur. bir de insanların genetik Zaten olarak. Zaten hiç faz, hocamın dediği 9-10 saatler falan gibi bir şey. Öyle bir şey hiç olmadı hayatımda tanımıyorum. Çok küçük bir grup ama şanssız bir grup bence. Peki ne yaptınız da döndü? bir şekilde düzene öyle ya da böyle. Yani nerede yakaladınız mı? Neyi başardınız da oldu? Çok komik şeyler var. Mesela bir oyun var. O oyunu oynuyorum. Asla benim düşünmeme fırsat vermeyen bir oyun. Öyle salak bir şey buldum. Çok önemli ama. Hı -hı. Çünkü senin kafa durmuyor dedi işte sayın nörologlarımız dedi ki kafayı durdurmanın bir yolunu bul dediler bana. Hoş ver bu ilaçlar ben vazgeçtim o ilaçlar falan hiçbir hiçbir şey yaramadı. Onu da söyleyeyim. Düşünceler de sizi uyutmayan, sizde de size hiçbir bir şey düşündürmeyen bir şey buldunuz. Senin kafayı durdurman lazım dediler. Ben de durdurmak için bulduğum şey şimdi yani şey yapmayayım. Bir oyun çünkü sonuçta. Hani onu falan Ama da, işe yaradı diyorsunuz. Bence yüzde yüz işe yaradı. Çünkü onu oynarken hiçbir şey düşünemiyorum. <laughs> Lafı bulacağım diye. Kaçta yatıyorsunuz? Allah biliyor. Yani, Peki bu bir rutin mi olmalı? Rutinler işe yarar mı? Bu da yapıya göre değişiyor ama tabii günlük e, çalışma düzenimiz bizim genetik yapımızla her zaman uyumlu değil. İnsanlar da yine uyku tiplemesi olarak da üç gruplar. Yine normal uyuyanlar, 11-12 e, gibi yatıp sabah 7-8 gibi kalkanlar, baykuşlar, <laughs> gece tavuklar. geç saatlere kadar e, oturup Öğleye kadar evet. e, uyuyanlar ve öğleden sonra yiye ve gece saatlerini çok sevenler baykuş grupları. Bir de tavuklar var. Onlar 9.30-10 gibi yatıp sabah 6'da kalkanlar. <laughs> Şimdi bu yapımızı aslında değiştiremiyoruz ama seçtiğimiz meslek e, her zaman bununla uyumlu olmayabiliyor. Tabii gece mesaisi yapanlar Evet yani 8-5 çalışıyorsanız baykuş olmanız sizin için her zaman bir dezavantaj. Çünkü sabah saatlerinde dikkatiniz de iyi değildir mutsuzsunuzdur, keyfiniz olmaz ama öden sonra saatleri geldiği zaman inanılmaz bir performans sergilersiniz. Hatta mesainizi 12 akşam 9 yapsalar sizden alacakları performans inanılmaz olabilir Peki ama Peki bunu kişi kendisi belli başlı e, uygulamalarla karar verip değiştirebilir mi? Ben artık baykuş olmayacağım çünkü yok, bu değiştiremez, çalışma genetik bir yapı. Bu. Genetik. Değiştiremezsiniz bu. Evet. Ama bir takım ufak tefek tedbirlerle işte e, öğleden sonra bir parça 15-20 dakika uyuyup e, öğleden sonraki performansınızı artırarak vesaire öyle kendinize göre bulduğunuz e, ufak tedbirlerle. ilgili bazı efsaneler var ya böyle çok ünlü insanların, düşünürlerin, e, dünya tarihine geçmiş kişilerin az uyuduğu, parçalı uyuduğu gibi böyle. E, şimdi efsaneler var tabii ama uykunun sağlıklı olabilmesi için… Ee, bir kere bütün uyumması çok önemli. Çünkü e, biraz önce anlattığım gibi uykunun e, başında vücudu dinlendiren sonunda da beyni dinlendiren bir mekanizma var. Ve bir uykunun oluşabilmesi için öncesinde yoğun bir uy uykusuzluğun yani uyanıklık sürecinin olması gerekiyor. Yani uyku yerde birikmiyor. Ee, sabah kalkıyorsunuz mesela 7'de ee, uykunuzun birikebilmesi için yaklaşık 12 ile 16 saat geçmesi gerekiyor. Mesela siz arada bir yerde öğleden sonra bir buçuk iki üç gibi saatlerde yarım saat uyudunuz, biriktirdiklerinizin hmm. yarısı gitti. Gece uykunuzdan da bir buçuk saat gitti. Dolayısıyla biriktiriyorsunuz. O birikimin sonucu e, beyindeki başka mekanizmalarla işte karanlık süreçlerinin de devreye girmesiyle... Karanlıkta tam uyumamız lazım? Karanlıkta uyumamız lazım çünkü uykuyu geceye gündüze göre ayarlayan melatonin adını verdiğimiz bir hormon var ki karanlıkta salgılanıyor. Arkadaşım, almış. hormon arkadaşım. Dolayısıyla Beraber bu yaşıyoruz. sistemler birleştiği zaman ve uykuyu biriktirdiğimiz zaman uyuyabiliyoruz. Şimdi gece uyudunuz, ee, mesela şöyle rivayetler var işte bilim adamları için ee, ...uyuyup elinden anahtar düştüğü zaman uyanıp tekrar çalışmaya devam <laughs> evet. eder diye... ...bir buçuk saat uyudunuz, derin uyku uyudunuz. Çünkü uy uykunun derinliği uyanık kaldığınız süreyle doğru orantılıydı. Derin uykunuz bitti. Ondan sonra iki üç saat daha çok dinç, dinamik çalışabilirsiniz. Ondan sonra yine uykunuz gelir. Yine Hı. yatarsınız. Bir buçuk saat sonra rüya döneminde kaslar felç olur, anahtar düşer. Yine uyanırsınız. Dolayısıyla uykuyu bütün uyumak lazım... Ve son yapılan çalışmalar diyor ki gece uykusu uyumak lazım.